Değerli dostlar, 2014 yılında yine bu salonda 28, 29, 30 Mayıs'ta bir sempozyum gerçekleştirmiş idik. Ve son gün, Cuma günü bu salonda değerli Diyanet İşleri Başkanımız bize bir konferans vermiş. Ardından da yine bu salonda Cuma hutbesi irad etmişti. Aklımda kaldığı kadar hutbede Beled suresini tefsir etmişlerdi. Yine bugün bu sempozyumumuzun son gününde aramızda bizleri şereflendirdiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Çünkü birçok programlarını iptal ederek, fedakarlık yaparak bugün buraya geldi. Aramızda Bolu valimiz var. Açılış günü de buradaydı. Bize ciddi manada desteklerini sundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bir teşekkür konuşması yapmak için huzurlarınızdayım. Düzce ve Bolu Belediye Başkanlarımız gerçekten ev sahipliği yaptılar. Her an burada hazır bulundular. Onlara da teşekkür ediyorum. İstanbul ve İstanbul Üniversitesi ve İzzet Baysal Üniversitesi rektörleri de aramızda. Tabii konuklarımız Burhan Kuzu hocamız, efendim Profesör Bekir Karlağa hocamız vesaire. Burada çok ciddi manada ilim adamları, fikir adamları bizleri yalnız bırakmadılar. Ve bu salonu dolduran dinleyiciler de hiç bu salonu boş bırakmadılar. Onlara da ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. Arkadaşlar, bu 3 günlük programda gördüğüm şu ki, bütün problemlerin sebebi, kaynağı da insanlar, bizler, çözümü de yine bizleriz. Eğer insanlar inandıkları istikamette görevlerini bir hakkın yaparlarsa problemler ortadan kalkacak. Şimdi sempozyum konusunun başlıklarından birisi İslam coğrafyasının veya İslam aleminin, İslam milletinin Batı karşısındaki çıkmazları. Daha açık ifadesiyle Batı karşısındaki mağlubiyeti. Bunun sebeplerini hiç gocunmadan açık ve net şekilde ortaya koymalıyız. Ondan sonra tedavisi yapılmalı. Bunu niye burada ifade etmeye çalışıyorum? Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst seviyede efendim Müslümanların meselelerine çözüm üretecek, teklif edecek efendim kurumun başı değerli hocamız Profesör Mehmet Görmez Bey aramızda. Arkadaşlar, şahsen şu sempozyumu organize ederken bile gördüğüm bir takım şeyler var. Çok artılar var, eksiler de var. Söz veriyor, dinleyici veya konuşmacı çok rahat, hiç de haber vermeden vazgeçebiliyor. Halbuki Mü'min suresinde Allah'a varis olacak, cennete gidecek insanların vasıfları sayılırken ve ahdihim ra'un diyor. Sözünde durmak da var. Yani Müslümanlar sözünde duracak. Batının ürettiklerine biz kendi ülkemizde Müslümanların ürettiklerinden daha fazla güveniyor, itibar ediyorsak, bu Alman malı daha sağlam diyerek hiç tereddütsüz alıyor, kendi ürünümüze geldiği zaman uzak duruyorsak, bu hatanın bertaraf edilmesi gerekir. İlimde, siyasette, ticarette, sözünde durmada vesairede bütün konularda yeniden kendimizi check etmemiz lazım. Yıkılışımızın sebeplerini bulup ona göre çıkış yolu aramamız lazım. Mehmet Akif, kimsesizlikten bunaldım, aşina yok mu? Yokluk mu her yer? Bari bir yok der seda yok mu diyor. Öyle bir hale gelmiş ki bu böyle ifade ediyor, durup dururken değil. Yani gezdim diyarı küfrü kaşaneler gördüm, gezdim diyarı İslam'ı viraneler gördüm diyorsa bu durup dururken söylenen söz değil. Yine eğer içinden gelerek, gezerek, alarak tavrı istila meydanda bin münker, şu milyonla iman nehye kalkışsam demez ürker. Asırlardır alçak bir zulme miskinin kıyadından, silinmiş emri bil marufun ismi yadından. Haya sıyrılmış, düşmüş öyle yüzsüzlük ki her yerde. Meğer ne çirkin yüzler örtermiş bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç. Emanet lafzı bi medlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har. Nazarlardan taşan mana ibadullahı istihkar.
Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman, din harap, iman turab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal. Bu ahlakı izmihlali yürürken durmaz istiklal diyor. Bunu söyleten bu şaire hadiseler var. Bunların içinden çıkmak için kendimize gelmemiz lazım. Üstad Mehmet Akif Ersoy tespitler yapmış, bu sıkıntıları söylemiş. Yahya Kemal biraz ümit verici, efendim ufuk açıcı şeyler söylemiş. Biz ne harabi ne harabatıyız, kökü mazide olan atıyız demiş. Niye bunu söylemiş? Mazisi kendisine karanlık gösteren bir nesil yetiştiriliyordu ülkemizde. Biz hiçbir şey yapamayız, sadece batı medenidir, biz barbarız. Bize okullarda dinimizin Arap çölüne gelmiş, bedevilere gelmiş, kendini peygamber diye açık göz birisi efendim o topluma anlatmış. Ben Bilecik Lisesi'nde yatılı okudum. Emin olun ki 50'nin üzerinde öğretmenin, din dersi öğretmeni de dahil, 70'li yıllardan söylüyorum, cumaya dahi gittiğine şahit olmadım. 5 vakit namaz kılarak o okula başlayanların çıkarken namazı da orucu da unutarak çıktığına şahidim. Namaz kıldığı için dövülen, Risale-i Nur okuduğu için sopa yiyen insanlara bizzat ben şahit oldum. Onun için dün açılış konuşmasında önceki gün söyledim. Biz bu ülkenin 100 yılına Allah'ın izniyle şahitlik ediyoruz. 50 yılını fiilen gördük, dinledik. Yani yarım asrını, yarım asrını da yaşayanlardan dinledik. Kitaplardan okumuyoruz. Bu nedenle bugünkü halimizi elbette ki dua ile şükürle karşılayacağız ama yeterli bulmayacağız. Geçmişi çok iyi bilen ve geçmişteki sıkıntıları gören Yahya Kemal, şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki ezanlarla yükselsin müeyyet namın, galip et. Çünkü son muzaffer ordusudur bu İslam'ın diyor. Niye böyle diyor? Geçmişte bu milleti perişan etmişler. Çanakkale'yi kutladık, zafer olarak kutladık. Ama arkadaşlar, bir müdafaa harbinde 250 küsür bin şehit vermişsek ve kısa zaman sonra da bu topraklar taksim edilmişse bunu gerçekçi olarak değerlendirmemiz lazım. Eğer ölüm emredilmek harp meydanlarında doğru olan o olsaydı, Allah'ın peygamberi Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ölümü emrederdi. Parmak sayısı kadar şehit var. Onun için bu milletin evlatları, tüfeğin boyu kadar boyu olan çocuklar Çanakkale'de şehit olmuştur. Onlar şehittir indallah. Ama onları bu cephelere sürenler bunun hesabını verecekler. Çünkü bugün de aynı oyunlara, aynı tezgahlara bizi sürüklemeye çalışıyorlar. Eğer başımızdaki idareciler ferasetsiz olsa, dirayetsiz olsa, bu milletin evlatlarını düşünmese Suriye'yle de bize harp ettirirlerdi, İran'la da ettirirlerdi, hem de Müslüman kardeşlerimizle ettirirlerdi. Ama bunlara karşı Allah'ın izniyle bu millet uyanık olacak. Ama sarsılmamak ve yıkılmamak için daha yapacak çok şeylerimiz var. Yani üstadın surda bir gedi kaçtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahperuzgar, artık ne yandan esersen es diyor. Allah'ın izniyle surda gedik açıldı ve üstadın açılışta söylediğim gibi 30 küsür yıldır devrimbaz kodamanların viski çektiği kamıştan borularla, ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım gençlik diyor. O gençlik elhamdülillah bugün iktidarda. Yine tekrar söylüyorum, önümüzde çok büyük bir imtihan var. Arkadaşlar, ufak tefek hataları büyütmeden, büyük resme, büyük fotoğrafa bakarak yine üzerimize düşeni yapmalıyız. Ben değerli hocamızdan daha fazla istifade etmeniz için sözlerime burada nihayet veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Allah'a emanet olun.